Simsimi. Herkese selam. Kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere sizlere okulumla ilgili bir video çekiyorum. Bu arada şu detayı da göstermek istiyorum hemen. Bardak altlığım bile. Galatasaray Üniversitesi. Ne kadar çok seviyorum değil mi okulumu? Şu anda aşırı sıcak bu arada ve ben inatla bunu giyiyorum. Çünkü dedim ki bari Galatasaray'la ilgili bir video çekeceksem Galatasaray siveti giyeyim. Bugün bahsedeceğim konu Galatasaray Üniversitesi ama spesifik olarak Fransızca eğitiminden bahsedeceğim. Galatasaray Üniversitesi Türkiye'deki tek frankofon okul. Yani ana dili, eğitim dili Fransızca olan tek okul. Açıkçası ben de bu okulu tercih etme sürecinde Fransızca konusunda kaygıya düşmüştüm. Acaba Fransızca ile baş edebilir miyim? Lisans sürecine zorlanır mıyım diye düşünmekten kendimi alamamıştım. Hatta etrafımdaki insanlar, akrabalarım dahil bu okulu tercih etmememi söylemişlerdi. İşte öncesinde bir Fransızca eğitimin yok, sen çok zorlanırsın vesaire vesaire gibi. Fakat eğer Fransızcayı önünüzde bir engel olarak değil de aslında size kariyer hayatınızda ve ilerideki kültürel, sosyal hayatınızda bir artı olarak görürseniz ve kendinize bir challenge olarak görürseniz, yani kendinize meydan okuduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz ve zorladığınız bir alan olarak görürseniz aslında Fransızcanın eminim ki sizlere çok çok katkısı olacaktır. Bu tabii ki sadece Fransızca özelinde değil, her dil için geçerli. İngilizcenizi geliştirmeniz ya da herhangi bir dil, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, hatta Çince belki herhangi bir dilinizi geliştirmeniz size ileriki hayatınızda, sadece kariyer hayatınızda değil dediğim gibi, sosyal hayatınızda da, çünkü bir dili geliştirdiğiniz zaman artık o ülkeye dair size birçok kapı açılıyor. Uluslararası alanda çalışmak istiyorsanız, belki yüksek lisans yapmak istiyorsanız bu size pek çok kapıyı açacaktır. İleride Fransa'da veya herhangi bir Fransızca konuşulan, örneğin Belçika'da olabilir, Avrupa ülkesinde kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da bu Kanada, Quebec'te olabilir, orada da Fransızca konuşuluyor. Dünyada pek çok aslında yerde Fransızca konuşuluyor. Böyle bir kariyer hedefiniz varsa ya da oralara göç etme gibi bir düşünceniz varsa o zaman kesinlikle Fransızca sizin elinizde bir böyle anahtar olacaktır aslında. Biraz Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransızca eğitiminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Galatasaray Üniversitesi'ne iki farklı giriş yönteminden bahsedeceğim. Birincisi tabii ki her okulda olduğu gibi ÖSYM puanınızla giriş yapıyorsunuz. Bizim dönemimizde YGS ve LYS'nin değerlendirilmesiyle sıralamanıza göre okulu tercih edebiliyordunuz. İkincisi ise herhangi bir Fransız lisesinden mezunsanız, işte Damlusyon olabilir, Tevfik Fikret, Saint Joseph, Saint Benoît gibi herhangi bir Fransız lisesi olabilir. Bu okullardan mezunsanız da yine ÖSYM puanınızı dikkate alıyorlar. Fakat bir iç sınavla da okula giriş yapabiliyorsunuz. Sanıyorum bizim dönemimizde YGS, LYS döneminde YGS'de belirli bir sıralama yaptıktan sonra iç sınavla doğrudan okula giriş yapabiliyordunuz. Belirli bir kontenjanı vardı tabii ki. Bu arada bizim okul küçük bir okul olduğu için mevcudu da az. Dolayısıyla az bir kontenjanı var. İnsanlar da genellikle gözleri Fransızcadan korktuğu için okulu tercih etmeyebiliyorlar veya yarıda bırakabiliyorlar. Yani şöyle, mesela hazırlıkta benim çevremdeki birçok insan, hatta yakınımdaki arkadaşlarım dahi okulu bırakıp, yani hazırlığı yarıda bırakıp ya tekrardan hazırlandılar ya da yatay geçişle eğitim dili İngilizce veya Türkçe olan okullara geçtiler. Ama dediğim gibi bence sonuna kadar gitmeden kesinlikle bırakmayın. Yani sonrasında da şöyle bir imkanınız da var. Eğer hazırlığı geçemediyseniz, rödüplan deniyor bizim okulda. Hazırlığı bir sene daha tekrar etme hakkınız var. Ve sonrasında da yine geçemediyseniz, eğer DELF sınavına girerseniz, bu Fransız kültür tarafından düzenleniyor. Senede 3 kere yapılıyor. Onun dışında bizim okulda da, yani yine okulun kendisine başvurabiliyorsunuz. Bu şekilde bu sınava girip de eğer B2'yi alabilirseniz bunun için sınavdan 50'nin üzerinde almanız gerekiyor. Onu da kabul ediyor okul. Yani aslında size çok fazla fırsat sunuyor. Bunlar olmazsa da, yani yine hazırlığı geçemediniz, B2'yi de veremediniz. Sanırım eğitim dili Türkçe olan bir okula geçmeniz gerekiyor. Yani eğitim dili İngilizce olan bir okula geçemiyorsunuz diye biliyorum ben. Eğer hatam varsa beni bilenler düzeltsin. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'ni kazandık ve Fransızca bilmiyoruz. Ben de bu arada Fransızca bilmeden geldim bu okula. Yani herhangi bir Anadolu veya Fen Lisesi'nden geldiyseniz ve hiçbir Fransızca bilginiz yoksa da korkmayın. Bir sene hazırlıkla, evet belki C1, C2 seviyesinde, akademik seviyede Fransızca bilmiyorsunuz ama en azından B1, B2 seviyesinde, günlük seviyede ve derslerinizi anlayabilecek düzeyde bir Fransızca bilgisine sahip oluyorsunuz.
Bu arada bu sizin ne kadar efor sarf ettiğinizle de ilgili bir durum. Yani aslında size sunulan kaynakları ne kadar iyi kullanıyorsunuz bu dili öğrenmek için. Bu ne demek peki? Size sunulan kaynaklar derken neyi kastediyorum? Bizim okulda Fransızca öğrenmeniz için şöyle bir sistem var. CA denilen bir yer var. CAA diye yazılıyor. Fransızca'da da CA diye okuyoruz. CAA aslında. Centre d'apprentissage demek. Yani kendi kendine öğrenme merkezi. Fransızlar kendi kendine öğrenmeye çok önem veriyorlar ki ben de buna liseden beri çok önem veriyorum. Yani tabii ki hocayla birebir iletişimde olmak ve bilmediğiniz şeyleri ona sormak çok önemli. Bence bir dili öğrenmek için kendi kendinize efor sarf etmeniz, kendi eksiklerinizi bildiğiniz için de daha doğru oluyor. Yani örneğin hoca sınıfın genelini konuşma konusunda eksik gördü. Fakat siz konuşma pratiği yapıyorsunuz. Bir şekilde Fransız bir arkadaşınız var ya da Erasmus'larla iletişime geçiyorsunuz vesaire. Siz okumada daha zayıfsınız. Ama hoca sürekli konuşma üzerine yoğunlaşıyor. Böyle olduğu zaman mesela siz kendinizi geliştiremiyorsunuz. Dolayısıyla eksiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Bu yüzden de kendi kendinize öğrenmek, özellikle dil özelinde, bu bence çok çok daha önemli, çok daha etkili bir metot. Şimdi bu kendi kendine öğrenme merkezinde neler yapabiliyorsunuz? Burada çeşit çeşit materyaller var. Dinleme, okuma, yazma ve konuşmaya dair. İşte gazeteler, dergiler, kitaplar, CD'ler, DVD'ler, Fransız hocalar, onun dışında gönüllü öğrenciler. Burada dört becerinizi geliştirebileceğiniz aslında size imkanlar sağlanmış oluyor. Ve hazırlık döneminde hocalar sizi oraya haftalık 4 saatti yanlış hatırlamıyorsam götürüp aslında size biraz motive etmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki siz de buraya gelin. Orası hazırlıkların kütüphanesi. İstediğiniz zaman gidip istediğiniz materyali kullanabiliyorsunuz. Ve biz mesela gitmiyorduk hiçbir zaman için. Bunu mutlaka yapın. Kesinlikle SEA'ya gidin. Orada hocalarla iletişime geçin. Hatta benim oraya giden arkadaşlarım, orada çalışan, oradaki materyalleri kullanan arkadaşlarım gerçekten çok çok iyi öğrendiler Fransızcayı. Hatta bir arkadaşım bir gün orada şöyle çalışıyormuş. İşte sözlükten Fransızca kelimeye bakıp, Türkçe anlamına bakıp not çıkarıyormuş. Sonra hocalardan biri gelip demiş ki bu şekilde bu dili öğrenemezsin. Yani Fransızca değil, tüm diller için geçerli bu. Ezberleyerek öğrenemezsiniz. O yüzden demiş ki sen öğrendiğin yeni kelimeleri cümle içinde kullan. Onlarla ilgili bir deneme yaz. Bana gönder ve ben bunları kontrol edeyim. Ve sanırım bunu haftalık olarak yapmışlar bir süre. Yani hocalar size olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve sonrasında şu an o arkadaşım Fransız çok iyi mesela. Gerçekten Bourdieu vesaire çok rahatlıkla. Yani rahatlıkla demeyeyim ama gerçekten kısa sürede okuyabiliyor mesela. Okuduğunda çok iyi anladığını söyleyebilirim. Onun dışında biraz da sınıftaki eğitimden bahsedeyim. Hazırlık sınıflarındaki eğitimden. Şimdi hazırlık zaten çok keyifli geçiyor. Çünkü zaten yani biraz daha lisenin devamı gibi. Yani bunu çok fazla duyacaksınız. Çünkü tek bir konuya odaklanmanız gerekiyor ve bu dil konusu. Evet, bazı insanlar dili öğrenmekten hiç hoşlanmıyorlar. Fakat böyle kafanızı dağıtacak çok fazla şey yok aslında. İşte 5-6 tane ders almıyorsunuz. Bir de lisansta bunu yaşayacaksınız. Hem Fransızca hem de o aldığınız derslerin yükü binecek. Bunu minimuma indirmek için tabii ki de yapmanız gereken şey Fransızca işini biraz daha hazırlıkta halletmek, biraz daha iyi öğrenmek. Bunun için de dediğim gibi yine efor sarf etmek. Şimdi hazırlıkta bizim şöyleydi, bana çok ilginç gelmişti. İlk gün sınıfa girdik ve hoca aslında Türk bir hocaydı. Genelde zaten hocalarınız ya Fransız hocalar ya da Fransa'da eğitim görmüş Türk hocalar oluyor. Doğrudan Fransızca konuşmaya başladı ve biz hiçbir şey anlamıyoruz. Muhtemelen müfredattan bahsetti ve kendini tanıttı. Fakat biz o gün hiçbir şey anlamadan o sınıfı terk ettik. Ve o günden sonra da hep Fransızca konuşmaya devam etti hocalarımız. Ve evet, bu bence bir dili öğrenmek için en iyi yöntem. Çünkü ben sonradan düşündüm, dedim hani o zaman demiştim ki ben bu dili nasıl öğreneceğim bu şekilde. Sonra fark ettim ki biz Türkçe'yi de böyle öğrendik. Yani aslında bir bebeğe öğretir gibi öğretiyorlar. Ve sürekli o dile maruz kalmanızı sağlıyorlar. Siz hiçbir çaba harcamasanız bile aslında zamanla o dille ilgili sürekli maruz kaldığınız için bir kulak dolgunluğu elde ediyorsunuz ve bunu ileriki dönemlerde kullanabiliyorsunuz. Yani Fransızca'ya dair kendinizi geliştirmek için hiçbir şey yapmasanız bile sadece derslere giderek sürekli o dili duymak size çok fazla şey öğretiyor zaten.
Bunun dışında mesela bizim oturma düzeni şöyle U şeklindeydi ve bu da hocanın bütün sınıfa hakim olmasını sağlıyordu. Ben bunu da çok seviyordum. Böyle sanki arkalı önlü hiyerarşi gibi değil de yani U şeklinde olması, dediğim gibi böyle biraz daha lisenin devamı gibi olduğu için bence hala öğrenciler bir nebze olsun kontrole ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü dikkatleri çok çabuk dağılabiliyor. Yani benim de öyleydi. Telefona bakıp işte yanındaki arkadaşıyla konuşabiliyor vesaire. O yüzden de hocanın aslında tüm sınıfa hakim olup aynı zamanda hocayı da tüm sınıfın çok rahat bir şekilde görebilmesini sağlıyordu bu U şeklindeki düzen. Bunun dışında projelerimiz oluyordu. O zaman biz böyle yapmaktan nefret ediyorduk bu projeleri. Çünkü vaktimizi çok fazla alıyordu ve sadece proje değildi sorumlu olduğumuz şey. 4 ya da 5 tane de sınava giriyorduk. Bir final sınavı olmak üzere ağırlığı en fazla olan sınav final sınavıydı. Dönem, yani sene sonunda yapılan sınav. Ama onun dışında projeler de yapıyorduk. Sanıyorum 2 haftada bir yeni bir projemiz oluyordu. Ama bu projeler yalnızca sizi Fransızca açısından doyuracak projeler değil. Bunun dışında sosyal ve kültürel açıdan da doyuracak projeler. Mesela projelerimizden biri şöyleydi. Her grup işte 4-5 kişilik gruplar oluşturulmuştu. Bir müze seçiyordu. Mesela biz Akbank Sanatı seçmiştik Taksim'deki. Oraya gidip müzeyi tanıtan bir video çekiyorsunuz Fransızca olarak. Müzeyle ilgili yine Fransızca bir broşür hazırlıyorsunuz. Ve bir eser seçip onunla ilgili Fransızca bir yazı yazıyorsunuz. Gerçekten çok keyifliydi. Bunun dışında mesela bir kitap yazmamızı istemişlerdi Fransızca. Böyle 20-25 sayfalık olacak şekilde. Ve o kitabı bastırmıştık. Mesela bu da çok keyifliydi. Yani size yalnızca Fransızca dair bir şeyler katmaktansa kültürel açıdan da çok fazla birikim elde etmenizi sağlıyor. Peki gelelim nasıl geçiyoruz hazırlığı? Sanırım 4 sınavda ya da 5 sınav çok hatırlamıyorum ve ağırlıkları gitgide artıyordu. İşte %5, %10, %25 şeklinde böyle devam ediyordu. Ve son sınavın ağırlığı da %50. Tüm sınavlardan işte tüm sınavların ortalaması 50 olacak şekilde tabii ki ağırlıklarına göre hesaplanıyordu. Ve son sınavdan da yani final sınavından da 50'nin üzeri almanız gerekiyordu. Yani diğer sınavlarınız belki yüksektir ama final sınavından 50'nin altını alırsanız kalıyordunuz. Fakat size şöyle bir imkan sunuluyordu bunun devamında. Bütünleme sınavına girebiliyordunuz. Bütünleme sınavı da final yerine geçiyordu ve finalin aynısı oluyordu. 4 becerinizin test edildiği, işte okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinizin test edildiği bir sınav oluyordu. Bütünleme sınavını geçemediyseniz de eskiden muafiyet sınavı vardı ve muafiyet sınavında yalnızca yazma beceriniz test ediliyordu. Bu arada kusura bakmayın dışarıdan ses geliyor ama yapabileceğim bir şey yok. Fakat sonrasında muafiyet sınavını kaldırdılar. Bütünlemede de başarılı olamazsanız dediğim gibi ya DELF vermeniz gerekiyor, DELF sınavına girmeniz gerekiyor. Onu başarıyla geçmeniz gerekiyor ya da bir sene rödüplan olarak tekrar edebiliyorsunuz. Rödüplan deniyor bizim okulda bir sene daha hazırlık okuyanlara. Bunun dışında aklınızda Fransızca'ya veya Galatasaray Üniversitesi'ne daha iyi sorular varsa bana buradan da yazabilirsiniz. Hatta bu konuyla ilgili video fikirleriniz varsa başka konularla da ilgili olur. Onları da yorum olarak bırakabilirsiniz ya da bana Instagram DM'den yazabilirsiniz. Bu arada arkadan bir borazan sesi geliyor, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Umarım çok güzel. Bu arada bugün 1 Ocak sabahındayız şu anda. Muhtemelen bu videoyu 3 Ocak ya da 4 Ocak gibi paylaşacağım editini bitirdikten sonra. Umarım çok güzel bir yılın başlangıcıdır sizler için. Sizleri de tekrar çok öpüyorum ve hoşça kalın.